Günaydın. Biz kalkana kadar annem kahvaltı hazırlamış. Ablam misafirlere gelecek, kek yapmış ona. Şimdi Sami hünnap topluyor. O işe gidecek. Ben öğleden sonra Meryem'le birlikte gideceğim işe. Biraz geç gideceğim, hazırlanacağım rahatla. Akşama da kaş yapımım var benim. Çok canım acıyacak. Çok korkuyorum şimdiden. Size çekeceğim. Kolay gelsin usta. Teşekkür ederim. Kolaysa başına yaz. Çok dikenli değil mi araları? Batıyor. Evet. Hep şeyler var, meyvelerin arasında böyle küçük küçük dikenler var. Onlar çok batıyor. Şimdi bu yengemin bahçesinden benim her yıl yaptığımı biliyor, bana göndermiş. Kudret narı meyvesi. Şöyle göstereyim, biliyorsunuzdur. Bunu ben içini ayıklayacağım. Şöyle ayıklayacağım. Sonra böyle kavanoza. İnternette özellikle yıkamayın diyor. Böyle kavanoza koyuyorum. İçindeki çekirdeklerini ayıkıyorsunuz. Bu vücuttaki içte olan bütün yaralara iyi geliyormuş. Mide yarasına, işte rahim ağzı yaralarına, vücuttaki bütün yaralara iyi geliyormuş. Bunun içine koyduktan sonra zeytinyağı dolduracağım kalan kısmını. Sonra birkaç ay böyle karanlık bir dolap, bu biraz yumuşamış. Karanlık bir dolapta böyle üzeri zeytinyağı çıkana kadar koyacağım. Karanlık bir dolapta duracak birkaç ay. Ondan sonra her gün aç karnına bir kaşık yiyorsunuz bunun içinden alıp. Çok iyi geldiği söyleniyor. O yüzden ben de 1-2 yıldır yapıyorum. Şimdi böyle üzerine çıkacak kadar, işte onların seviyesine kadar zeytinyağını koydum. Kapağını kapattım. Karanlık bir yerde birkaç ay duracak şimdi bu. Bunu balla da yapıyorlarmış ama bal çok dayanmadığını söylüyorlar. Ha, içinde bir tane meyvesi de kalmış. Onu da alayım. Şimdi saat 1:20 geçiyor. Ben 1,5 arabasıyla dükkanıma gidiyorum. Meryem de benimle geliyor. Meriç'le Meryem. Onlar Meriç'i dershaneye yazdıracaklar. Sonra benim dükkanıma geçecekler. Ben de bu arada dükkandayım. Bugün akşamüstü 6:30'a kadar. 6:30'dan sonra da Burcu Hanım'a randevum var kaş için. Oraya gideceğim. Oradan da seçecek mi yapacağım. Şimdi Akmeş otobüsleriyle gidiyorum İzmit'e. 2:30 gibi orada olurum. 1 saat sürüyor. Buradan otobüslerle İzmit'e, iş yerine gitmem. Orada tekrar görüşürüz. Hadi gidelim. Şimdi dükkana geldim. Hemen arkamdan Aytuş geldi. Doktor kontrolü vardı. Şimdi makyaj yapıp arkadaşlarla mı buluşacağız? Öğretmenimle buluşacağım. Sonra sırayla arkadaşlarım, sırada partiden bir arkadaşımla, sonra başka bir arkadaşım. Ne zaman gidiyorsun Eskişehir'e? Pazar günü. Pazar günü Aytuş. Çok çok. Yolcu. Sen ne yapıyorsun usta? Muhabbet kurum da. Aynı veya kahve içiyoruz. Ay, Seçil ablanın ayrı yansa. Git al. Seçil ablam mı ondan? Hayır, teyzem abi. Azıcık da Sami'ye bakalım. Ne yapıyormuş? Ne? Sonsuzluk H kolyesini yapacak. Gümüşü eritti. Gümüşü nerede eritti? Ne? Sıcak mı? He. Ben ateşe dayanıklıyım ya. Bakın bu gümüş. Erimiş. Odaklamıyor. Erimiş gümüş bu. Ağır. Şimdi onu çekecek.
gümüş plak haline getirecek. Sonra isim kolyeyi kesecek. Gümüşü çekiyor şimdi, bakın buradan düşüyor, yine alıyor, yine koyuyor. O plaka haline gelecek. Şu batırdığın bal mı muydu değil mi? Evet. Şu arada buna batırıyor. Bunu da kucağına bilerek seriyor. Çünkü gümüş tozları orada birikiyor. Sonra onları süpürüp bir kaba koyuyor. Ona da ramat deniyordu değil mi Sami? Ramata yollanıyor onlar. Ya da eritiyor toz haline. Evet. Gümüş haline getiriyor. Ve bitti. Şu iki tarafından zincirler böyle gelecek, takılacak. Serdal abi. Söyle abiciğim. Siz zorlama kendini. Zorlama. Zorlamıyorum, tam normal bakıyorum. Çekerken vallahi benim. Ah, ah. Sen o şeyini al. Sonuç belgesi vermiş onu. Kaç arası var? 5,5 var anne. Aa, makyajının bitmiş hali. 5,5 var, siz kaçla gideceksiniz? Gidelim hemen. Meryem'le kahve almaya geldik. Ama o kahve aldı. Polatya aldı. Polatya aldı, ben milkshake aldım. Şimdi bir yer yok burada oturmaya, o yüzden şöyle içeride küçük bir masa var. Orada oturmayacağız. Birlikte alıp dükkana gideceğiz, dükkanda içeceğiz. Evet. Çok güzel ama kahve dükkanı. Bu başka şehirlerde de var. Bayağı şubeleri var. Benim ilk çekim onun da latte'si. Gidiyoruz şimdi dükkana. Orada rahatlayacağız. Zaten burada çok ses vardı. Gürültü, çok müzik var. Rahat oturamayacağız. Bazı adamlar da kapalı. Fethi Caddesi'ni gösteriyoruz. Bugün hava çok güzel burada. Herhalde son günleri, son güzel günleri, böyle kısa kollu son günlerimizi yaşıyoruz. Bir de şey, dün 31 derece çok sıcaktı. Teşekkür ederim. Evet, dün çok sıcaktı. Bugün biraz daha serin, bulutlu sanki. İyi gezdi. Ne güzel yani. Terli sıcak. Evet evet, terlemiyorsun. Ben seviyorum İzmit, özellikle bu saatleri çok seviyorum. Evet, ben Fethi Caddesi'nden sıkılıyorum. Ben hemen ya köye gitmek istiyorum. Şimdi Meryem'in gümüşleri vardı. Onları sarı istedi. Sarı kapladık. Bu Süryan nazarlığı. Takabilirsem yalnız. Veya da takamayacağım hemen. Yok, olmuyor. Diğerini de göster. Diğerinde ismini özel... Zinet abla mı yaptırmış sana hediye değil mi Sami'ye? Bunda da böyle elini koy arkasına, oynamasın. Elini koy yazıya hayatım. Yazıya. Ha. Ama ekranda ters görünüyor, dur. Meryem yazıyor. Ters tutuyorsun diğer türlü. Meryem yazıyor, gördünüz mü? Bu ikisini şimdi kombin takacak. Biri daha küçük oldu. Biri daha kısa, biri daha uzun yaptırdı. Bakalım, belki bunu takabilirim. Ama değerli toplar yazıyor. Arazi için donanmam var. Ay, şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Canım acıyacak diye çok korkuyorum. Gitmeyeceksin o zaman. Acı. Olmaz. Kaşlarını yaptırmayacaksın. Acıyor.
Ay çok acıyor. Ama anne var okudan bir gün belirli sen de. E tamam sen de yaptır o zaman. Çektiğini bilmiyordum. Çok acıyor, çok acıyor. Gerçekten. Bir sürü kesik atıyor böyle. Cırt 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 cırt. Böyle kesme sesini duyuyorsunuz resmen. Hem sesi duyuyorsunuz hem böyle kanıyor. Çok can atıcı, acıtıcı. Ya o kadar da acısa millet nasıl yaptırıyor ki o zaman? Vallahi acıyor ya, çok aynen, acıyor. Hayatım tabii ki acıyordur, acımıyor demiyorum. Ben neden yaptıramıyorum? Acıdığı için yaptıramıyorum. Canım tatlı ama... Yani hani... mesela şu dövmeyi yaptırırken ki gibi mi acı? Nasıl bir acı yani? Şu dövmeyi ben çok rahat... Ben dövme hiç yaptırmadım, bilmiyorum. Aynen. Zilet ablamı soracağım ben. O ben Zilet ablam hem dövme yaptırdı hem kaş yaptırdı. İkisinin acısını şey yap... karşılaştırırım. Ya dövme acısı gibiyse evet acıyor ama dayanabiliyorsun. Ay Allah'tan şeyi kaş yapan Burcu'yu çok seviyorum. Çok sohbeti çok tatlı. O yüzden pek biraz daha anlamıyorsun yani. Ama acıyor. Ama çok acıyor. Ama çok acıyor. Ama yine de acıyor. Tamam. Ney Meryem? Tam tur dönecek. 800 kilometre dümdüz gideceğim. 800 kilometre. He 800 kilometre. Dönmemi bir tarafa dönüyorum. Sen dön. Sen, sen dön bu noktadan dön. Tekrar 800 kilometre. 800 kilometre gideceğim. Barış noktasına yerleş oraya bir daha da görüşmeyelim. Bir daha da gelme. Ay geldik. Kaş yaptırmaya. Işıklar çok yansıyor. Evet. Burcucuğumun iş yerine çekeyim size. Orada tırnak yapılıyor. Burada da bizim kaşlarımız yapılacak. Bana. Şimdi kaşımdaki boyaları sildi. Biraz far vardı kaş farı. Onları sildi. Anestezi krem sürdü. Bakın ıslak ıslak şöyle. Uyusun diye. Stretch film dedim üzerine kapatalım. Onu deneyeceğiz şimdi. Daha az acıyormuş biraz böyle anestezi kreminin üzerine stretch filmi koyduklarında daha az acı oluyormuş. Daha iyi uyuşturuyormuş sanırım. İnşallah daha az acıyacak. Şimdi Zilet ablam da geldi. Onda kaşlarına rötuş yapılacak. Zilet abla içerideki bayan diyor ki yo dövme kadar acımıyor diyor. Dövme daha çok acıyor diyor şu anki bayan. Nasıl yani? Yani kaş o kadar acımıyor dövme daha çok acıyor diyor. Sence de öyle mi? Sen ikisini de yaptırdın evet. Yo ben elimde daha çok zayıfladım. Kaş daha mı çok acıdı? Evet. Yatayım mı? Burcu değiştireceksin mi? Hayır geçtim. He? Değişeceğim bekle. Tamam. Şimdi bu kaşlar kalınlaşacak biraz daha. Kalınlaşmayacak da dolacak. Evet. Nilgün şu an hazırlık aşamasında. Birazdan başlanacak işlemi. Burcu. Ay ay ay. İzmit'te tek güvenebileceğiniz kaş. Kesinlikle öyle. En doğal. En güvenilir. Kullandığınız boyalar markası. Zaten şey temizliğine hayranım buranın. Amerika mekanı çekti benim zaten. Benim gibi evhamlı bir tipe ancak böyle bir yer olabilir. Her şey pek kullanılık. Harika bir yer gerçekten. Çok hem çok güler yüzlüler hem çok tatlı diller, çok iyi karşılıyorlar. Enerjileri çok yüksek. Şimdi başlıyorlar. Ben videoyu kapatıyorum. Konsantrasyonunu bozmak istemiyorum. Sonra görüşmek üzere. Ay çok güzel oldu. Ama bu ışık da pek belli olmuyor. Bu çok ışık var etrafında. Şunlar var. Bitti kaşlarımız. Gel diğer aynada göstereyim. Neresi bu? Nasıl gösterebilirim? Ön kamerayı açayım ben. Bunda belli olmadı. That's that.
Tabii canım. Ay çok güzel oldu. Yalnız şu an üzerinde ilaç var böyle ve dokunamıyorum mikrop kapmasın diye. Çok belli değil. Yani böyle parlak parlak anlayamayabilirsiniz. İş güvenliği uzmanlığı mesajlar yolluyor. İş güvenliği uzmanları mesajlar. Hayır, bir karanlık bir yer bulmaya çalışıyorum. Kremden iyice parlıyor. Olmuş değil mi kızlar? Şimdi birkaç gün vazelin süreceğiz. Üzerine böyle ince tabaka günde 2-3 defa. Ondan sonra tamam. Şimdi sıra Zinet ablamda. Evet, bakın ne kadar güzel oldu değil mi? Ay Burcu, harika kaşlar yapıyorsun. Şimdi çıktık kaş yaptırmadan. Zinet abla nereye gidiyoruz? Kokoreç yemeye. Kutlayacağız mı kaşlarımızı? Evet. Kaşımız güzel, şişman olsak da olur değil mi? Evet. Tatlı yemeğe geldik. Sen ne yiyorsun? Kazandım. Aynı Spangler. Ben de Spangler. Ben de Spangler. Şöyle. Kaşlarımız şimdi şeyle yani ilaç sürdüğüm mikrop kapmaması için. O yüzden biraz ıslak ıslak ve koyu renkli. Çünkü yaparken biraz şey oluyor, deforme oluyor. O yüzden biraz değişik duruyor. Birkaç gün rengi biraz koyu çıkacak, koyu duracak.